Mars'ta egemen ekonomi. Dünyadan tamamen bağımsız bir gelecek mümkün mü? Gelecekte Mars'ta ekonomik bağımsızlık nasıl sağlanabilir? Dünyadan ve kendi ekonomisinden tamamen egemen bir Mars toplumu nasıl kendi kendine sürdürülebilir? Space Policy dergisine sunulan yeni bir çalışma, Dr. Jacob Hack Misra tarafından Mars'ta ekonomik özgürlüğü tesis etmek için kullanılabilecek bir modeli tartışıyor. Bu çalışma, Mars'ta hem parasal hem de siyasi istikrarı sağlamak için öneriler sunuyor. Peki, bu çalışma neleri içeriyor ve neden önemli? Dr. Hak Misra'nın beş koşulu. Doktor Hak Misra, Mars'ın bağımsız bir gezegen devleti olabilmesi için beş koşul tanımlıyor. Mars'taki tüm kalıcı yerleşimcilerin dünya vatandaşlığını ve çıkarlarını tamamen kabul etmesi. Dünyalıların Mars işlerine mali, siyasi ve sosyal yönlerden müdahale edememesi. Dünyalıların Mars'ta bilimsel araştırmalar yapmak için Mars'tan izin alması, yalnızca Mars vatandaşlarının toprak sahibi olabilmesi, dünyadan getirilen tüm kaynakların kalıcı olarak Mars'ta kalması. Ekonomik model ve finansal yönler bu koşullara dayanarak gelecekteki egemen bir Mars hükümetinin ekonomik yönleri derinlemesine inceleniyor. Dr. Hak Misra, bankacılık, para birimleri, sermaye mülkiyeti ve dünyalı turizmi gibi konulara odaklanıyor. Mars'ta tam rezerv bankacılık sistemi öneriliyor. Peki, tam rezerv bankacılık nedir? Bugünkü bankacılık sistemimiz bankaların rezervlerinde tuttuklarından daha fazla parayı borç olarak vermelerine izin veriyor. Bu da bazı sorunlara yol açabiliyor. Mars'ta ise bu sistemin değiştirilmesi gerektiği savunuluyor. Sermaye mülkiyetinin yayılması diğer önemli bir fikir de sermaye mülkiyetinin yayılması. Bu Mars'ta servet üreten sermayenin daha geniş bir yelpazede ve ideal olarak herkesin elinde olması gerektiği anlamına geliyor. Bu model hem adalet sağlayabilir hem de zenginliği yeniden dağıtabilir. Turizm ve döviz Mars'taki tüm turizm Mars'ın egemenliğini ve tam rezerv bankacılık sistemini destekleyen üç koşulu takip edecektir. Turistlerin Mars'ta sermaye sahibi olamaması, Mars para biriminin dünyaya iade edilmemesi ve hizmetlerin yalnızca mal alışverişinden sağlanması. Mars ve Dünya arasında sermaye alışverişi. Dünya ile Mars arasında sermaye alışverişinin olmaması neden önemli? Bu, Mars'ın ekonomik model gibi yeni uygarlık fikirleri geliştirmek için maksimum potansiyelini korumasını sağlar. İki gezegen arasında alışverişin engellenmesi Mars'ın bu ekonomik model gibi yeni uygarlık fikirleri geliştirmek için maksimum potansiyelini korumasını sağlar. Egemen Mars'ın kurulması. Mars'ın egemen bir varlık haline gelmesi için hangi adımlar atılmalı? En büyük zorluk Mars'ta kendi kendine yetebilecek yeterli altyapı ve kaynaklara sahip olmaktır. Bu insanlık ve hayırseverler için uzun vadeli vizyonlar gerektirebilir. Sonuç ve gelecek beklentileri Mars'ta egemen bir ekonomik sistem kurmak, dünyadan ayrı sürdürülebilir bir ekonomi kurmak ve sürdürmek için en az 100 yıl uzakta olabilir. Ancak protokollerin önceden oluşturulması Mars'ta sorunsuz bir geçiş sağlayabilir. Sizce Mars'ta ekonomik bağımsızlık nasıl sağlanabilir? Dünyanın hatalarından kaçınmak mümkün mü? Mars'ta tam rezerv bankacılık uygulanabilir mi? Bu soruların cevabını bulmak için Mars'ta nasıl bir yönetim ve ekonomi kurulmalı? Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.